ölümde şeyinde dili tutulan adam bir kadın peygamberimize gelerek şöyle dedi. Ey Allah'ın peygamberi, kocam uzun zamandan beri hastaydı. Şu anda ölüm döşeğinde son anlarını yaşıyor. Dili tutuldu, kelimeye şehadet getiremiyor. İmansız gitmesinden korkuyorum. Sevgili peygamberimiz, kocanın ne gibi ruhu vardı? Allah'ın hangi emirlerine karşı gelirdi diye sordu. Kadın, kocam iyi bir insandı. Herkese iyilik eder, yardımda bulunurdu. Yalnız annesine saygı göstermezdi. Bazen haksız yere kalbini kırardı. Peygamber Efendimiz kadına, sen git kocanın annesini bana gönder dedi. Az sonra çok yaşlı bir kadın peygamberimizin huzuruna geldi. Peygamber Efendimiz kadına oğlunun ahlakını sordu. Kadın, ey Allah'ın peygamberi, oğlum çok iyi insandır. Ancak bazen beni haksız yere kırar ve kalbimi incitirdi. Ona hakkımı helal etmiyorum dedi. Sevgili peygamberimiz kadına, öyleyse hakkını helal etmediği oğlunu Allah ahirette cehennem azabında yakacaktır. Ahirette cehennem azabında yanacağına dünyada yansın. Oğlunu ateşe atalım dedi. Sevgili peygamberimiz yaşlı annenin sevgi ve acıma duygularını harekete geçirmek için yanındakilere şöyle emretti. Hadi odun toplayın, büyükçe bir ateş yakın. Bu kadının oğlunu yakalım dedi. Bu emri duyan anne, oğluma hakkımı helal ettim dedi. Annenin oğluna hakkını helal etmesi üzere Peygamber Efendimiz yanında duran bir arkadaşına dili tutulduğundan kelime-i şehadet getiremeyen hastanın yanına gidin bakın dili tutup dedi. Emri alan kişi hemen yola çıktı. Çıktı, hastayı ziyaret etti. Hastanın dilinin açıldığını hayretle gördü. Hasta adam devamlı şekilde kelime-i şehadet getiriyordu. Eşhedü enne ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedin abdühü ve resulü dedi ve imanla ahirete göçtü. Öğütler, anne ve babaya kötü davranmamalı, onların bedduasını, kötü duasını almalıdır. Ağlar sanlam ağlar, gerisi yalan ağlar. Yaşlı kadın oğlunun yakılacağını duyunca anne yüreği bu acıya dayanamadı, oğlunu affetti.